Saygıdeğer güvercin severler, size bir konuyu izah etmiştim ben. Hani bu zabıtaların konusu var ya, gelip güvercinleri kaldırıyorlar vesaire. Şimdi bakınız, çok iyi dinleyiniz. Bu belgelerin tamamı, yani belge demeyelim buna, bunların tamamı yasa. Güvercinlerle, hayvanlarla, hayvan haklarıyla ilgili yasa. Şimdi bu yazıyı kim paylaştı? Bakınız, ben size şöyle göstereyim. Böyle göstereyim. Bakınız burada Nesrin Çıtırık. Devamını okuyayım size. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyon Başkanı. Şimdi bak çok iyi dinleyin sözümü. Şimdi biz bu belgeleri yayınladık değil mi? Konu neydi? Güvercinlerimiz. Hayvanlarla alakalı bakınız. Zabıtayla alakalı bölüm okuyayım size dinleyin. Zabıta müdahalesini derhal görevi kötüye kullanmaktan ve haneye tecavüzden derhal kendi kurumu olan belediye ve valiliğe ile İçişleri Bakanlığı'na şikayet ediniz. Yani geldi güvercine müdahale ediyor. Kesinlikle bunu şikayet ediyorsun valiliğe, İçişleri Bakanlığı'na ve bağlı olduğu belediyeye. Kim yayınlamış bunu? Evet. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyon Başkanı Nesrin Çıtırıkoğlu. Çıtırık, pardon. Bu belgelerin tamamı, bakınız şimdi. 20 küsür. Yasayı da okuyayım mı size? Çok uzun süre ben size şöyle söyleyeyim. Türk Ceza Kanunu'nun anayasanın bilmem 186. maddesi gereği, Avrupa Birliği ile yapılmış sözleşmeler gereği bilmem ne. Hayvanlar evdeki çocuklarımız neyse odur o durumdadır. Buraya kadar anladık değil mi? Yani hayvanlarımıza kesinlikle belediyenin zabıtası dokunamıyor. Şimdi bir kardeşimizin kümesine zabıta geliyor. Benden bu belgeleri istiyor. Biz de belgeleri gönderiyoruz. Zabıta diyor ki bu belge geçerli değil. Neden efendim? Çünkü kanuna göre 10 bin nüfusun üstüne olan yerlerde bu kanun geçerli değilmiş. 10 binin altındaysa geçerliymiş. Ya siz böyle bir şey duydunuz mu? Böyle bir kanun maddesi olabilir mi? 10 binin altında nüfus varsa ilçe ise işte 7 binlik, 8 binlik, 5 binlik, 3 binlik geçerliymiş. 10 binin üstündeyse geçerli değilmiş. Yani 10 binin üzerine yaşayan hayvanlar hayvan değil miymiş? Türkiye'deki Güvercin Federasyonu'na sesleniyorum. Siz ne iş yaparsınız? Bu ülkede 5 milyon kuş bakan insan var. Siz oturduğunuz koltuklarda ne iş yaparsınız? Bugüne kadar ne anlattınız? Neyi savundunuz? Neyi bize öğrettiniz? Adama soruyorum hangi takımı tutuyorsun diyor ki Fenerbahçe. Başkanı kim filancı? Galatasaray başkanı şu. Ya Güvercin Federasyonu'nun başındaki adamı kimse tanımıyor. Sen ne iş yapıyorsun orada kardeşim ya? Ya şu kuşçuların konusuna bir eğilin. Bunlar hayvan değil mi? Bir kedi kadar köpek kadar bunların değeri yok mu? Köpeğe araba vurur kıyamet kopar. Ben de taraftarıyım. Tabii ki sahip çıkacağız. Ya güvercine niye sahip çıkmıyorsunuz kardeşim? Geliyor bir hafta süre veriyor. Siz bilmiyor musunuz ki bir yumurtanın 2 aylık süresi vardır yavrunun büyümesi. Bir hafta sonra o kümes bozulduğu zaman yavru yumurta ne olacak? Bunu düşünmüyor musunuz? Ya kuşçulardan ne istiyorsunuz? Bilezik satıyorsunuz 3-5 bin lira alıyorsunuz. En iyi arabada geziyorsunuz. En iyi bürolarda oturuyorsunuz. Peki bu millete ne hizmet yaptınız bugüne kadar? Hangi mezat yerine astınız doğru kümes böyle yapılır? Hangi kümes mezat yerine astınız ki efendime söyleyeyim doğru beslenme böyle yapılır? Hangi mezat yerine böyle bir pano yaptınız ki hastalık karşısında doğru ilaç bunlardır? Milleti internet ilaççılarına sömürttünüz yıllardır. Ne iş yapıyorsunuz arkadaşım ya merak ediyorum soruyorum. Merak ediyorum o koltukta ne yapıyorsunuz siz? Milleti 3-5 bin lira aidatlarla bileziklerle alıyorsunuz da ne iş yapıyorsunuz kardeşim? Ya ne iş yapıyorsunuz Allah aşkına bir çıkın anlatın. Kimsiniz sizi bir tanıyalım. Başkanı niye kimse tanımıyor? Yani biz bu kadar gruplar işletiyoruz. Bu Güvercin Federasyonu başkanı kimse hangi kanalsa yok o buymuş o şuymuş. Ya kimsiniz siz ya sizi niye tanımıyoruz biz kardeşim ya? Ya 40 senedir kuş bakıyoruz. Niye tanımıyoruz sizi? Suç bizim mi?
Ya bu güvercinciler kardeşim 3-5 tane güvercin bakacak. Ha bunun bir koşulu varsa, şartı varsa şu şartlarda şöyle bakılır. Bir yazı yayınlarsınız, bir mezat yerlerine asarsınız, bir yerlere asarsınız. Bizler de okuruz kardeşim. Okuruz da bu çoluk çocuk da gençler de kardeşim ikideki bir zabıtayla karşı karşıya gelmez kardeşim ya. Ya siz nasıl bir, ya ben anlamakta zorluk çekiyorum sizi ya. Senin oturduğun koltukta ben oturacağım, Tayyip Erdoğan'a kadar çıkarım. Bu güvercincilerin hakkını ararım. Meclise giderim, hakkımı ararım. Ya siz ne iş yapıyorsunuz ya? Kaç paralık arabaya biniyorsunuz kardeşim ya? Kimin parasıyla neye biniyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ya haksız itham yapıyorsam da peşin peşin özür dileyeyim sizden. Ya ne iş yapıyorsunuz arkadaş? Bir söyleyin bu kuşçulara, bir derdinizi anlatın ya. Bir anlatın Allah rızası için ya. Ne iş yapıyorsunuz ya? Millet kırılıyor ya. Kırılıyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Hiçbir konuda hiçbir faaliyetinizi görmedik kardeşim ya. Ya görmedik ya. Bir tek faaliyetinizi gördük, bilezik satıyorsunuz, para alıyorsunuz ya. Başka hiçbir icraatınızı görmedik, tanımadık, bilmiyoruz. Ya bu kadar da olmaz pes ya. Ya bu insan, ya güvercin Osmanlı'dan kalma yadigar Peygamber Efendimiz'in mağarasının kapısında yumurta yapmış bir hayvan. Barış elçisi vesaire güvercin müthiş bir kültür. Ya siz bunun neyine sahip çıktınız bugüne kadar arkadaşım ya? Neyine sahip çıktınız? Ya bunun hesabını vermek zorundasınız ya. Herkes oturduğu makamın hesabını vermek zorunda. Neden biz hiçbir şekilde siz tarafından bilgilendirmiyoruz kardeşim ya? Ne iş yapıyorsunuz siz? Allah rızası için anlatın bu millete ya. Yeter bıktırdınız ya. Ya adam güvercinleri niye kaldıracak kardeşim? Yasa yayınlıyorsunuz. Yasanın geçerliliği yokmuş. O zaman altına niye not düşmüyor kardeşim? 10 bin nüfusun altına geçerlidir, üstüne geçerli değil. Milleti niye uğraştırıyorsunuz kardeşim? Kimsiniz siz ya? Kimsiniz arkadaş? Bir izah edin, biz anlayalım. Anlamakta zorluk çekiyoruz da siz bize bir anlatın ya. Kendinizi bir tanıtın, bir tanısın sizi. Kuşçu camiasında bir Allah'ın kulu tanımıyor sizi. Bileziklerinizi alandan başka. Üyeniz olandan başka. Böyle bir saçmalık var mı ya? Var mı böyle bir saçmalık ya? Hesap vermelisiniz hesap. Hesap vermelisiniz. Ben kuşçu milleti de nankördür. O 100 bin, 200 bin imza istedim. Ben bu konuyu meclise getirecektim. Hiçbiri imza toplamadı. Ben sahip çıktıkça kimse sahip çıkmıyor. Siz de bundan yararlanıyorsunuz. Ne icraatınız var bugüne kadar? Ne yaptınız? Sizi kimse tanımıyor kardeşim ya. Ya o koltuklara oturduğunuz zaman geceniz gündüzünüz uykusuz kalacak kuş milletine hizmet etmek için kardeşim ya. Size mevkileri niye veriyorlar zannediyorsunuz ya? Hizmet anlayışınız yok. Kimse tanımıyor sizi ya. Kim tanıyor sizi? 3-5 kişi etrafınızda çevrenizde. Kimse tanımıyor arkadaş. Ha bu yasaları çıkarmışsın. Bir sürü. Yok efendime söyleyeyim Avrupa Birliği Evrensel Hayvan Hakları konusuna Türkiye Cumhuriyeti 2012 yılında imza attı. Şudur budur sahipli hayvanlar vesaire bir sürü evrak okumakla bitmiyor. Sonuca geliyoruz. Sonuç yok ortada. Neymiş efendim burası 10 binin üzerine kaldır kuşlarını. Ya bu millete yazık değil mi ya? Niye sahip çıkmıyorsun kardeşim ya? Ya sana o mevkiyi biz orada her gün pirzola ye karnını şişir diye mi getirdiler oraya ya? La yazık günahtır arkadaşım ya. Vallahi yazıktır, billahi yazıktır. Bu milletin kanını emdiniz ya. Eğer bir faaliyetiniz varsa da kuşçu camiyesi bilmiyorsa bu da sizin suçunuz. Ben hiç görmedim bugüne kadar. Bu yaşıma kadar geldim. Türkiye'de güvercin federasyonuyla alakalı hiçbir şeye denk gelmedim. Bir sadece 30 tane güvercin. Bunun ırkı şebaptır. Bununkisi Rostov'dur. Bununkisi şudur. Bununkisi budur. Bununkisi odur. Ya onları gruptaki çocuklar bile biliyor artık kuşları ezberledi. Hepsi tanıyor kuşları. Başka ne icraatın var arkadaşların ya? Ne icraatın var? Yani bir kümes yaptığında arkadaş bakınız doğru kümes böyle yapılır. Havalandırması böyle yapılır. İzgara böyle yapılır. Fonluklar böyle yapılır mı dediğinde dinlemediler sizi. Isı yalıtım sistemi böyle yapılır. Sıcaktan böyle konulur. Soğuktan böyle konulur. Dediğinizde mi dinlemedi bu millet sizi? Efendim söyleyeyim ay. Kuşlar tüye girdiği zaman bu şekilde yem, %25 mısır, %10 fi yok bilmem ne dediniz de mi dinlemediler? Nerede hani nereye astınız gördük? Bugüne kadar ben bir afişinize denk gelmedim kardeşim ya. Siz kime hizmet yapıyorsunuz? Kime hizmet yaptığınızı biz bilmiyoruz. Ya inanın buraya getirdiniz insanları ya.
Ya Nesrin Çıtırık. Kim bu bayan? Sizin sekreterinizmiş. E kardeşim yani ne bu, bu ne yani? Nedir biz anlamadık. Siz biliyorsanız bize bir anlatın. Yordunuz kuşçuları. Bakınız kuşçular kan ağlıyor. Kan ağlayan kalp sana fayda vermez. Vermez kardeşim ya. Yazık günahtır ya. Bırakın o koltukları gidin kardeşim ya. Yapamıyorsan bırak kardeşim ya. Mevki için oturma oraya. Hizmet için oturacaksan otur ya. Kuşçuların hakkı kadar. Sizleri Allah'a havale ediyorum. Allah-u Teala öyle diyor. Siz beddua etmeyin. Bana havale edin. Ben gereğini yaparım. Yeter ki size havale edin. Ben de kuşçuların adına konuşuyorum. 5 milyon kuşçunun adına. Sizleri Allah'a havale ediyorum.